Kırmızılı balonlar vereceğiz. Kayserispor'un şampiyonluk yolunda son derece önem taşıyan bu karşılaşmalarda takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Karabükspor'a yenerek şampiyonluk turunu atmak istiyoruz şeklinde konuştu. 1-0-5 Mustafa Bey. Birinci ligine çıkmayı büyük ölçüde garantileyen Kayserispor'da transfer komitesi pazar günü oynanacak Kardemir Karabükspor maçı sonrasında toplanacak. Transfer komitesinde ise Hasan Ali Kilci ve Recep Mamur gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısıyla belirlenecek olan transfer komitesi öncelikle Kayserispor'la sezon sonunda sözleşmesi biten futbolcularla masaya oturacak ve iç transfer meselesi halledilmiş olacak. Transfer komitesi daha sonra dış transferde Kayserispor'a getirilmesi düşünülen futbolcularla masaya oturacaklar. Yeni sezonda güçlü bir Kayserispor kurmayı ve asansör takım olmaktan kurtulmayı hedefleyen yönetim transfer işini baştan sıkı tutmayı hedefliyor. Kulüp basın sözcüsü Nuri Türkiye 2. Ligi yükselme grubunda pazar günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle. 18 Mayıs Pazar. Kayserispor, Kardemir, Karabükspor. Başlama saati 16. Maçın hakemi Ünsal Çimen. Kuşadaspor, Adanaspor. Başlama saati 16. Maçın hakemi Sabri Çelik. Diyarbakırspor, Erzurumspor. Başlama saati 16. Maçın hakemi Serdar Çakır. Mersin İdmanyurdu, Çaykur Rizespor. Başlama saati 16. Maçın hakemi Engin Kurt. Zonguldakspor, Karşıyakaspor. Başlama saati 16. Maçın hakemi Osman Avcı. Kayserispor Kulübü basın sözcüsü Nuri Çiftçi, yeni sezonda teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmek istediklerini, yönetimin bu konuda çok hassas olduğunu ifade etti. Bazı yerel gazetelerde çıkan Samet Aybaba Ankara Gücü ile flörtte. Kayserispor yöneticiler Mutesku ve Raşit Çetiner ile temaslarını sürdürüyor şeklinde çıkan haberlerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmadığını kaydeden Nuri Çiftçi, Aybaba'nın sezon sonunda sözleşmesinin bittiğini ancak tekrar anlaşmak için masaya oturacaklarını söyledi. Kayserispor Kulübü basın sözcüsü Nuri Çiftçi, Kayserispor 1. Lig'e çıkmayı büyük ölçüde garantiledi. Başarılı bir sezon geçirdik. Bundan en büyük payı bulunan futbolcularımız ve teknik kadromuz Samet Aybaba'ya güvenimiz sonsuz. Yeni sezonda Aybaba ile devam etmek istiyoruz. Aybaba ile anlaşmak için masaya oturacağız. Ancak son kararı yine Samet Aybaba verecek. Bizimle çalışmak istemez ise o zaman yeni isimler için çalışmalar yapılacak dedi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Vahdi Elbaşı, okulların tatile girmesiyle başlayacak olan yaz spor okullarının 1 Temmuz'da başlayacağını söyledi. Kayıtların devam ettiğini ve 30 Mayıs'ta sona ereceğini ifade eden Vahdi Elbaşı, öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve eli sporcu yetiştirerek kulüplerle altyapı oluşturmak için bu tür kursların açıldığını söyledi. Yaz spor okullarına kayıtların 15 Mayıs'ta başladığını ve 30 Mayıs'a kadar devam edeceğini ifade eden Elbaşı, bu yıl 18 branşta kurs açılacağını ve birer oy alarak 3 dönem halinde gerçekleştirileceğini kaydetti. Bu yıl 3000 öğrenciye eğitim vermeyi planladıklarını bildiren Vahdi Elbaşı, öğrencilerin bölge antrenörleri, fahri antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından eğitileceğini belirtti. Vahdi Elbaşı kurslarda ilk dönemin 2-28 Haziran, ikinci dönemin 1-30 Temmuz, üçüncü dönemin ise 1-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını söyledi. Okulları ayın 15'inde başladı. Müracaatları alıyoruz. 1 Haziran itibariyle de 3 dönem halinde açıyoruz biz. 1 Haziran itibariyle de 1. dönemi açmış olacağız. Kaç branşta? 16 branşta bu seneki faaliyetimiz. Kaç öğrenci?
Geçen yıl 2600 öğrenci müracaat etmişti bize. Bu sene hedef 3000. Türkiye 2. Ligi playoff yükselme grubunda sezonun bitimine bir hafta kala transfer çalışmalarına başlayacak olan Kayserispor yönetim kurulu bu akşam toplanarak transfer komitesini belirleyecek. Transfer komitesinde ise Recep Mamur, Hasan Ali Kilci ve Ali Yüzükçü gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ali Yüzükçü, 1. Lige çıkmayı garantilediklerini ve 1. Lige yakışık bir kadro kurmak için çaba göstereceklerini söyledi. Kayserispor Kulübü Başkanı Şükrü Karatepe ise 1. Lig'de güçlü bir Kayserispor kurulacaklarını söyledi. Tabii transfer çalışmasına başlamadık. Bunu da bilerek yaptık tabii. Transferi yaparken öncelikle mutlaka teknik kadroyla ilgili çalışmanız lazım. Arkasından içerideki futbolcularla anlaşma durumunuz var. Kimle anlaşacağınız, kimle anlaşmayacağınız belli değil. Hiçbir futbolcuyla görüşmemişsiniz. Tabii ki liste çıkamaz. Maç öncesi, şampiyonluk maçı öncesi bu tür söylentilerin çıkarılması tabii bence yanlış olan bir şey. Çünkü hiçbir futbolcu transferini falan düşünmemesi lazım. Transfer çalışmalar ne zaman başlayacak? İnşallah bugün biz burada tur atacağız. Şampiyonluğumuzu matematiksel garantileyip kesinledikten, perkinleştirdikten sonra pazartesi akşam ilk yönetim kurulunda transfer komitesi yetki alacak. Aynı akşam başlarız. Çok hızlı şekilde hareket ederiz bundan. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. ...35 puanla Kayseri'ye gelen Kırmızı Maviller maç boyunca bir puana razı bir oyun sergilediler. Maç bitiminde de 0-0'lık beraberlikle puanını 36'ya çıkaran ve ligin bitimine bir hafta kala 3. sıradaki Zonguldakspor ile arasında 4 puanlık fark elde eden Karabükspor, Kayserispor taraftarlarının alkışları arasında turunu attı. Maç sonunda Kayserispor taraftarı da Kardemir Karabükspor'a büyük destek verdi. Tüm tribünleri dolaşan Kırmızı Maviller, yorucu bir sezon sonunda elde ettikleri bu başarıyı Kayserispor taraftarı ve az sayıda Karabükspor taraftarı ile birlikte kutladılar. Teknik direktör Giray Bulak, çok zor bir sezonun sonunda şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, sezona kötü bir başlangıç yaptık. Ancak inancımızı kaybetmedik. Sonunda da çok güçlü rakiplerimizi geride bırakarak haklı şekilde mutlu sona ulaştık dedi. Futbol oynadığı dönemlerde insanların özellikle Avrupa'da çok büyük başarılar beklemediğini belirten Denizli, son yıllarda Türk futbolunun çok aşamalar kat ettiğini, bunun sonucunda da hedeflerin ve beklentilerin büyüdüğünü kaydetti. Galatasaray'a teknik direktör olduğu zaman hedefini Avrupa'da final oynamak olarak açıkladığını da çok kişinin kendisiyle alay ettiğini hatırlatan Denizli, inanç başarının yarısıdır. Biz inanarak o gün Galatasaray'la o başarılara imza attık. İçimde uhde kaldı. Galatasaray olacak diye kesin bir saplantım yok. Ancak bir Türk takımını Avrupa'da final oynatacağım dedi. Türkiye'de transfer piyasasının çok yükseldiğini, bu nedenle Avrupa'da futbol oynamanın futbolcular için çok cazip olmadığını ifade eden Denizli şunları söyledi. Bugün gazetelerde yer alan transfer haberlerinin birçoğu da hayal mahsulüdür. Bazı futbolcularımız için gerçekten ciddi teklifler geliyor. Ancak ben Avrupa'ya gittiğim zaman bana zaman zaman bazı futbolcuların son durumlarını soruyorlar. Bu futbolcuların tamamı Türkiye liglerinde oynayan yabancılar. En çok da Uşe, Nemzadze ve Kamaluri hakkında bilgi istiyorlar. Futbolda Anadolu-İstanbul ayrımına karşı olduğunu belirten Milli Takımlar Teknik Direktörü Denizli, bu ülkenin her toprağı Anadolu'dur. Bu ayrımı medya yapıyor. Şu anda salondaki insanlara hangi takımı tuttuklarını sorsak, belki Kayserispor 4. ya da 5. sırada gelecek. İstanbul takımlarını besleyen en büyük kaynak zaten Anadolu'dur diye konuştu. Denizli, futbol yaşantısındaki en büyük sevinci Köln Monaco'yu elediğinde yaşadığını, Werder Bremen maçındaki üzüntüsünün de futboldan 2 yıl uzak kalmasına neden olduğunu anlattı. Kayserispor'un bu sezonki başarısında büyük pay bulunan Samet Aybaba'nın hafta içerisinde Kayserispor'dan ayrılacağını açıklaması üzerine yönetim harekete geçti. Gaziantepspor'un teknik direktörü Sakıp Özberk ile temasa geçen sarı kırmızılı yöneticiler, Özberk'in yeni sezonda takımın başına getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sakıp Özberk'in ise bu konuya sıcak baktığı belirtiliyor.
Kayseri Spor Kulübü basın sözcüsü Nur Çiftçi, yeni sezon için öncelikle Samet Aybaba ile anlaşmak için masaya oturacaklarını, ancak Aybaba'nın kararında ısrarlı olması halinde Gaziantep Spor Teknik Direktörü Sakıp Özberk ile anlaşma yoluna gideceklerini söyledi. Özberk'e teklif götürüldüğünü de hatırlatan çiftçi, Özberk'in de bu konuya sıcak baktığını ve Kayseri Spor'da görev yapabileceğini söyledi. Türkiye 2. Ligi yükselme grubunda mücadele eden ekipler pazar günü oynayacakları karşılaşmalarla sezonu kapatacak. Bu arada pazar günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri de açıklandı. Adana Spor Kayseri Spor karşılaşmasını Ahmet Çakar yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek olan hakemler ise şöyle. Adana Spor Kayseri Spor maçın hakemi Ahmet Çakar. Erzurum Spor Kuşadası Spor maçın hakemi Musa Er Yılmaz. Kardemir Karabük Spor Zonguldak Spor maçın hakemi Özcan Pehlivanoğlu ve son olarak Çaykur Rizespor Diyarbakır Spor maçın hakemi Bülent Akkaşlı. Kayseri Spor Kulübü Başkanı Şükrü Karatepe yeni sezonda güçlü bir yönetim oluşturmak için çalışma başlattı. Şu anki yönetimin aktif olmadığını belirten Şükrü Karatepe, yönetim kurulu üyesi Cahit Okur'u yeni yönerge hazırlaması için görevlendirdi. Mevcut yönetim biçimini beğenmediğini ifade eden kulüp başkanı Şükrü Karatepe, hazırlanacak yeni bir yönerge ile yönetim kurulunda bulunan bütün üyelerin görev ve sorumluluklarının belirleneceğini ve daha güçlü bir kulüp olunacağını belirterek şunları söyledi. Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'un asansör takım olmasını istemiyoruz. Hedefimiz gelecek sezon Intertoto'da ülkemizi temsil etmek. Bunun için de güçlü bir yönetime sahip olmamız gerekiyor. Yeni sezona yönetim reformu yaparak gireceğiz. Bu konuyla çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yönergenin tamamlanması halinde Kayseri Spor için yeni bir sayfa açılmış olacak. Adana Spor deplasmanı ile sezonu kapatan Kayseri Spor, Kardemir Karabük Spor'dan sonra 1. Lig'e çıkan 2. takım oldu. Grupta sezonu ilk 5 takım arasında bitiren Zonguldak Spor, Mersin İdman Yurdu ve Adana Spor ile 2. Lig'den gruplarından lider olarak çıkan Kartal Spor, Buca Spor, Konya Spor, Şeker Spor ve Adıyaman Spor 29 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan 1. Lig'e yükselme maçlarında mücadele edecekler. Türkiye 2. Lig yükselme grubunda alınan toplu sonuçlarda şöyle. Adana Spor 1, Kayseri Spor 0, Erzurum Spor 0, Kuşadası Spor 2, Kardemir Karabük Spor 5, Zonguldak Spor 1, Karşıyaka Spor 4, Mersin İdman Yurdu 3, Çaykur Rize Spor 1, Diyarbakır Spor 1. Puan durumu da şöyle oluştu. Kardemir Karabük Spor puanı 39, Kayseri Spor puanı 35, Zonguldak Spor puanı 32, Mersin İdman Yurdu puanı 29, Adana Spor puanı 25, Diyarbakır Spor puanı 20, Erzurum Spor puanı 17, Çaykur Rize Spor puanı 16 ve sonuncu Kuşadası Spor puanı 14. İndirdi Ümit'e ve pas verecek arkadaşlar. Can ifade etti. Neler söyleyeceksin? Vallahi söylenecek bir şey yok. Gerçekten çok mutluyuz. Herhalde benim için daha büyük bir anlamı var. Takımı şampiyon yaptık. Birincilikte futbolu bırakacağım diye söz vermiştim. Bu sözümüzü yerine getireceğiz. İnşallah Kayseri Spor takımında birincilikte de başarılı kurmaya çalışacağız. Sonuçta ben futbolu bırakıyorum ama Kayseri Spor'un birincilikte çıkması en güzel şey. Seni görmek istiyoruz seni Kayseri Spor'u.
kulübesi sona eren bir futbol. Sözleşmeyi sağladı. Kaleci yaklaşık 10-11 aydan beri büyük mücadele verdik. Bu görüşmeden sonra Hollanda playoff'tan önce gerek playoff'tan sonra çok büyük mücadele verdik. Bu maçta hedefimize inşallah ulaşacağız. Buradan şampiyon olarak ayrılacağız. Evet, maçın başlamasına az bir süre kaldı. Şu anki duygular nasıl? Valla maçın saatini bekliyoruz. İnşallah daha iyi olur. Şampiyonu burada ilan edeceğiz. İnşallah. Teşekkürler. Evet, Sayın Mamur. Daha sonra başlayacak karşılaşma. Biz karşı İzmir'de Karşıyaka maçı, Kuşadası maçında dediğimiz puanları aldık. Çok şampiyonla ramak kaldı. İnşallah mutlu sahne birlikte burada seyircimizin huzurunda sahamızda. Sağ avantajını, seyirci avantajını çok iyi kullanacağız. Başlayacak karşılaşma. Karşıyaka maçı, Kuşadası maçında dediğimiz puanları aldık. Çok şampiyonla ramak kaldı. İnşallah mutlu sahne birlikte. Ben izin. Seyircimizin huzurunda sahamızda. Sağ avantajını, seyirci avantajını çok iyi kullanıp Karabük'ü yenmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Panelle meşhur baştan sonra. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Kayserispor dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Recep Mamur, Hasan Alikilci, Ali Yüzükçü ve Hacı Ömer Okutucu'dan oluşan transfer komitesi dış transferde 5 futbolcu ile temasa geçti. Kayserispor transfer komitesi dış transferde Adana Demirsporlu Riborosu Yılmaz, Zonguldak Sporlu kaleci Serkan, Erzincan Sporlu Turgay, Adıyaman Sporlu Mesut ve Kuşadası Sporlu Tansu ile görüşerek prensipte anlaştı. Sözleşme yeni sezonda 1. Lig'de mücadele verecek olan Kayserispor güçlü bir kadro oluşturmak için sıkı bir çalışma başlattı. İç transferde 4 futbolcusu ile anlaşan transfer komitesi dış transfer çalışmasını Antalya'da sürdürüyor. Antalya'da oynanan 1. Lig'e terfi müsabakalarını izlemek için daha önce giden Hasan Ali Kilci ve Mustafa Uğur'dan sonra bugün aradan sonra transfer komitesi Recep Geciye sarı kırmızı renk. Kayserispor'da 2 sezondur forma giyen ve bu sezon sözleşmesi sona eren Nijeryalı kaleci Agu konusunda yönetimin kararsız olduğu belirtiliyor. Yönetimin satılması taraftarı olmasına karşın teknik direktör Cici Mutescu'nun daha iyi bir kaleci bulunmaz ise kalması yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. 1. Lig'e yükselen sarı kırmızılı ekibin yeni sezonda yabancı hakkını kalecide kullanmamak istemesi ve Agu'yu 100 milyar lira transfer bedeliyle satış listesine koyması diğer taraftan Cici Mutescu'nun
Bir son karar. Dördüncü yabancı. Mutezzeki bir günü Roma ve formlarla içinde onu ona yapamadığını